10 ilimizde yaşanan üzücü deprem afetinden sonra ülkece hepimiz maddi ve manevi yaralarımızı sarmak için birlik olduk arkadaşlar. Bizler Tomuç Akademi olarak Maraş, Adıyaman, Antep, Urfa, Hatay, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana ve çevre illerinde, ilçelerinde yaşanan bu deprem sonrasında maddi ve manevi olarak öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Ancak yaşanan bu afet sonrasında Tomuç Akademi olarak afet eğitimi konusunda ülkemizdeki bütün öğrencilerin bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bugün itibariyle sizlerle birlikte afet eğitimi derslerine başlıyoruz arkadaşlar. Bu derslerde sizlerle birlikte doğal afetleri tanıyacağız. Bunlara karşı neler yapmamız gerektiğini, nasıl korunabileceğimizi, bu afetlerin neden olduğunu hep birlikte göreceğiz. Burada tabii ki aynı zamanda diğer kanallarımızda mutlaka takip ediyorsunuzdur. Canlı yayınlarımızda akut kurtarma ekiplerinden, afet kurtarma ekiplerinden değerli insanlar, değerli gönüller gelip bize deprem anında veyahut da buna benzer felaket anlarında neler yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. İlk yardım uzmanlarımız gelip sizlerle tecrübelerini paylaşıyorlar, ilk yardım eğitimi veriyorlar ve aynı zamanda deprem sonrasında birçoğumuz tabii ki psikolojik olarak motivasyon açısından çok zor durumdayız. Bilhassa depremzede öğrencilerimiz ve deprem bölgesine yakın yerlerde oturan öğrencilerimiz çok büyük motivasyon eksikliği yaşıyorlar ve psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Bu konuda da uzman psikologlarımızı canlı yayınlarda davet ediyoruz. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yepyeni bir süreci başlatıyoruz. Ülkemizde okullarda matematik, fen, diğer adıyla liselerdeki fizik, kimya, biyoloji, sosyal bilgiler ya da inkılap tarihi, tarih, coğrafya, felsefe ve aynı zamanda Türk dili ve edebiyatı, Türkçe dersleri öğretiliyor. Ancak doğal afetler konusunda birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere gerçekten yeterince bilgiye sahip değiliz. İlk yardım konusunda buna benzer arama kurtarma konularında yeterince bilgiye sahip değiliz. İşte bizler Tonguç Akademi olarak afet eğitimi sürecini başlatıyoruz. Ve inşallah sizlerle birlikte ve Milliyetin Bakanlığı ile birlikte bu konuyu, bu dersi zorunlu bir ders haline getireceğiz. Ve inşallah sınavlarda da sorulan öğrencinin bilmesi gereken bir ders olacak. Ve ülkemiz daha sağlam binalarla ve eğitim almış doğal afet konusunda nasıl davranması gerektiğini bilen öğrenciler ve gençlerle ve yetişkinlerle depreme karşı ve buna benzer afetlere karşı daha hazırlıklı olacak. Bugünkü dersimizde ne yapacağız peki? Doğal afetlerden depremi tanıyacağız arkadaşlar. Doğal afetler temelinde yedi farklı doğal afet var. Birincisi ve şu anda gündemimizde olan deprem. İkincisi sel. Üçüncüsü orman yangınları da yine biliyorsunuz en son 2022 yazında ciğerlerimiz yanmıştı. Bu da yine bir doğal afet. Buna karşı nasıl önlem almamız gerektiğini ve bu durumlarda ne yapmamız gerektiğini işleyeceğiz arkadaşlar. Dördüncüsü heyelan ve kaya düşmesi. Beşincisi çığ. Altıncısı erozyon. Yedincisi fırtına dolu ve hortum başlığı altında topladık. Bugün şu anda da gündemde olan depremle başlıyoruz arkadaşlar. Bugün depremle ilgili önemli kavramları. Oluşum nedenlerine göre deprem çeşitlerini, depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki farkları ve dünyada ve Türkiye'de yaşanmış bazı depremleri göreceğiz. Daha sonrasında da depreme karşı nasıl davranmamız gerektiği, deprem anında neler yapmamız gerektiği, deprem sonrasında neler yapmamız gerektiğini diğer bir dersimizde sizlerle paylaşacağız. Öncelikle deprem anında ve deprem öncesinde bilmemiz gereken en önemli şey şu ki deprem değil binalar öldürüyor. Dolayısıyla sağlam binalarda oturmamız en öncelikli şart. Yani büyüklerimizi biz öğrenciler, biz gençler olarak daha doğrusu sizlerden bahsediyorum. Binamızın sağlamlığı konusunda mutlaka ısrarcı bir şekilde kontrol edilmesini sağlamalıyız. Yani baba, anne, dayı, amca biz doğru binada mı oturuyoruz? Biz komşularımız iyi diye veyahut da işte şu mahalleye, şu semte yakın diye acaba binamızın sağlamlığını göz ardı ederek yanlış yerde mi oturuyoruz diyor. Mutlaka sizler de ısrarcı bir şekilde sormalısınız. Çünkü depremlerde sağlam binalar binlerce insan hayatının kurtarılmasını sağlarken sağlam olmayan binalarda maalesef binlerce insanın enkaz altında kalmasına sebep veriyor. Şimdi arkadaşlar dünyada yaşanmış bazı depremlerin olduğu bu harita üzerinden sizlere depremin ne olduğunu ve depremle alakalı bazı önemli kavramları göstermeye çalışacağım. Şu anda dünya üzerinde yaşanmış depremleri gösteren bir harita görüyorsunuz. Bu harita ile levha sınırları ve diğer adıyla fay hatları dediğimiz kırık alanlar birbirine paralel. Yani dünyada depremin olabileceği yerler, deprem tehlikesi olan yerler belli. Şöyle izah edeyim. Antalya'da kar yağar mı? Kar yağmaz. Çünkü Antalya Akdeniz bölgesinde sıcak iklime sahip bir yer. Ama Yozgat'ta, Sivas'ta, Ankara'da kar yağabilir. Dolayısıyla Ankara'daki insanlar, Sivas'taki insanlar kara karşı hazırlıklılar. Kar yağdığında eldiven giymeleri gerektiğini, ısınmaları gerektiğini biliyorlar. Ama Antalya'daki insanlar kara karşı hiç hazırlıklı değil. İşte deprem de esasında nerede olacağını belli eden bir şey. Depremin olma ihtimali olan yerler dünya üzerine belli. Mesela Japonya çok büyük bir deprem tehlikesine sahip bir ülke. O yüzden depreme karşı hazırlıklılar ve çok büyük depremlerde de dört yaşından itibaren doğal afet eğitimi aldıkları için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Binalarını ona göre de yaptıklarından. Ya da Amerika'nın batı kıyıları ya da Atlas Okyanusu buralar hep depremin çok yüksek riskli olduğu yerler. Ülkemize baktığımızda depremin riskini gösteren haritayı ülkemiz için göstermek istiyorum. Ülkemizde deprem riskine sahip bir yer. Gördüğünüz gibi fay hatları dediğimiz bu kırıklı alanlar yeryüzünün hareket halindeki yerleri genç alanları hareket halinde genç yani böyle sürekli hareket ediyor. Ülkemiz genç bir ülke olduğu için fay hatları üzerinde ve gördüğünüz gibi Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan, Tokat, Amasya, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova ve aynı zamanda Ege'deki birçok ilimiz deprem bölgesinde. Bakın bu şehirlerin ismini okurken bir şey dikkatinizi çekti mi? Ülkemizde son 10-20 yıl içinde yaşanan depremler hep buralarda oldu. Yani en son yaşadığımız ve hepimizi gerçekten çok büyük üzüntülere boğan Hatay, Osmaniye, Maraş, Adıyaman, Malatya depremi. Bakın Diyarbakır, Urfa. Buralarda hep deprem bölgesi. Ama bakın Mardin ismini okumadık. Neden? Çünkü Mardin masif bir kütle. Yani eski bir arazi. Burada deprem riski çok düşük. Dolayısıyla eğer biz bu fayatlar üzerine yaşıyorsak, fayatlar üzerinde evlerimiz varsa, fayatların olduğu yerlerde ise kesinlikle binalarımızın sağlamlığına ve afet eğitimine dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii diğer yerler için de bunlar geçerli. Ama burası zaten deprem riskinin çok yüksek olduğu yerler. Peki deprem riskinin yüksek olması ne demek? Bakın bunu şöyle kağıtta resimle göstereyim size. Yeryüzü esasında bir tane sıcak suyun üzerinde hareket eden tahta parçalarından oluşuyor. Bakın şöyle bir düşünün. Burada alttan ısı veriyoruz böyle ısı verdiğimizi düşünün. Şuradan ısı var şöyle ateş veriyoruz bir kabın içinde. Ve bu kabın içindeki ısıdan dolayı şöyle biraz daha ateşe benzer bir renge yakalamaya çalışayım. Bu su ısınmaya başlıyor. Isınan suyun içerisinde şöyle ee, tahta parçalar olduğunu düşünün. bak şöyle tahta parçaları var gibi düşünün. Bu tahta parçaları ne olur ısınan suyun üzerinde? Hareket eder değil mi arkadaşlar? Hani fokur fokur olduğu için. İşte yeryüzündeki Kıtalar diye bildiğimiz hani Asya, Avrupa, Afrika, Amerika diyoruz ya esas da bunların her biri levhaların üzerine yer alan kara parçaları. Bu levhalar yani bu tahta parçaları sürekli hareket halinde. Yeryüzünün altında hatırlarsanız böyle lavlar vardı, çekirdek vardı, çok sıcaktı, magma vardı. İşte magma yeryüzündeki bu levhaların hareket etmesine sebebiyet veriyor. Şu anda diyelim ki burası Amerika olsun. Buraya ABD yazıyorum. ...burası Avrupa olsun, buraya Avp yapıyorum... ...burası Asya olsun. Tabii bunlar kıta isimleri ama levhalar var esasında yeryüzünde. Bu levhaların... ...bakın bu aralardaki yerleri... ...buralarda işte levha sınırları oluyor. Şurası bakın şöyle kırmızı ile okla gösterdiğim yerler... ...levha sınırları oluyor. Ve buralar deprem alanları. Yani siz eğer şurada yaşıyorsanız bir risk yok. Ama tam buralara yakın bir yerde yaşıyorsanız... ...her an aşağı düşebilirsiniz. Her an deprem olabilir. İşte ülkemizdeki fay hatları esasında levhaların devamında levha sınırlarını gösteren yerler. Ve maalesef ki bu alanlarda deprem riski çok çok yüksek arkadaşlar. O yüzden bu alanlara dikkat olmamız gerekiyor. Peki hocam sürekli mi deprem oluyor? Evet esasında sürekli deprem oluyor. Sürekli biz hareket halindeyiz. Ama bizim hissettiğimiz of deprem oldu dediğimiz şeyler esasında şiddeti yüksek olan depremler. Yoksa şu anda da deprem oluyor. Yani şu anda da yeryüzü sallanıyor. Ama biz bunu hissetmiyoruz. Hissetmediğimiz için de hissedene kadar esasında önlemimizi maalesef almıyoruz. Ama şu anda yeryüzünün sürekli hareket halinde olduğunu bilmemiz lazım. Aynı sıcak suyun üzerine hareket eden tahta parçaları gibi. Şuradan devam edelim. Buradaki levha sınırlarında olan ülkeler kendine dikkat edecek. Yani burada depremin nerede olduğundan ziyade nerede olacağı önemli. Geçmişte buralarda deprem yaşanmış. Nerede yaşanmış? Japonya'da. O zaman Japonlar önlemini alıyorsa biz de ülkemizde bakın burası kıpkırmızı ülkemizin olduğu yerde. Dolayısıyla biz de önlemimizi almamız lazım. Şimdi depremin ...nerede ve ne büyüklüğü olacağı tahmin edilebiliyor. Ancak ne zaman olacağı tahmin edilemiyor. Mesela şununla alakalı televizyonlarda ya da gazetelerde cümleler görebilirsiniz. Der ki işte çok büyük bir deprem bekleniyor. Bu bugün de olabilir, bundan 100 yıl sonra da olabilir. Dolayısıyla biz... ...bugün olacakmış gibi önlemimizi almamız lazım. Ama 100 yıl içinde olmazsa... ...nasıl olsa onun zamanında deprem olmuyor artık diye... ...önlem almaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Yani her zaman deprem olacağını bilerek... ...dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Depremin ne zaman olacağı saptanamaz. Dolayısıyla eğer televizyonlarda... ...yakında bir deprem olacak gibi bir şey görürseniz... ...bunlar bilimsel değil. Zaten bilim insanları da böyle bir şeyin bilinmeyeceğini söylüyorlar. Ama nerede olabileceği belli. Mesela birçok insanımızı... E, ...deprem felakette kaybettiğimiz... ...az önceki sayfayı bir kez daha bulmak istiyorum... Maraş depreminin olabileceği belliydi zaten. Neden? Çünkü burası bir fay hattı ve uzun zamandır da burada deprem olmadığı için burada bir deprem bekleniyordu. Mesela İstanbul'da da deprem bekleniyor. Neden? Uzun zamandır İstanbul'da deprem olmamış ve İstanbul'da bir hasa Marmara Denizi'ne bakan kıyılardaki bölgeler çok büyük deprem riskine sahip. O yüzden o bölgedeki insanlarımız hazırlıklı olmalı. Şimdi devam ediyorum. Burada şu sayfadan devam ediyorum. Sismograf depremin büyüklüğünü, süresini, merkezini ve zamanı saptamaya yarayan alet. Sismoloji yer hareketlerini ve depremleri inceleyen jeofizik dalı yani bilim dalı. Sismolog da depremi inceleyen kişi deprem bilimci. Şimdi dünya üzerinde üç tane deprem var. Bizim deprem diye çok konuştuğumuz en çok bizi korkutan binlerce insanımızın vefat etmesine şehit olmasına sebep veren şey esasında tektonik depremler. Yani bu levha sınırları üzerine olan depremler. Sık görülen ve büyük hasarlara sebep olan deprem. Volkan patlamaları sonrasında hani volkan güm diye patlayınca isterseniz bir sarsıntı oluyor. Bu da bir deprem ama bunu ülkemizde aktif volkan olmadığı için ülkemizde böyle bir deprem görülmüyor. Bir de çöküntü depremleri var. Mağara duvarları çöküyor. Bu da çok büyük bir ölümlere seybet vermiyor. Akdeniz'deki Karsik mağaralarda yaşanabiliyor. Şimdi deprem büyüklük ve şiddet olarak iki şekilde ölçülüyor. Birincisi deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak depremin büyüklüğü söyleniyor. Richter ölçeğiyle, magnitütle ölçülüyor bu. Depremin şiddeti ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerini bir ölçüsü. Bu da Mercalli şiddet ölçeği kullanılarak yapılıyor. Şimdi 1-2,9 arasındaki depremler hemen hemen hiç hissedilmiyor. 3-3,9 arasındaki depremler ise binaların üst katlarındaki bazı insanlar tarafından hissediliyor. Duran araçlar hafifçe sallanır. Sarsıntı bir kamyonun geçişi sırasındaki sarsıntıya benziyor. Şimdi buna benzer depremler sürekli oluyor esasında arkadaşlar. Ama bunun üstündeki depremler yani 4, 5, 6, 7 şiddetli depremler gerçekten insanların ölmesine, binaların yıkılmasına sebep veriyor. Dolayısıyla biz bir deprem ülkesi olarak deprem haritasını iyi bileceğiz. Deprem riski olan şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız ya da bu riskin az olduğu şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız afet eğitimi konusunda, deprem konusunda bilinçli olmamız gerektiğini unutmayacağız arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Burada kırmızı hattın üzerinde olan şehirlerin her birini depremle ismini duymuşsunuzdur. Yani Bolu depremi, Erzincan depremi, Maraş depremi, İzmir depremi, Sakarya depremi, Kocaeli depremi. Neden? Bunların hepsi tam fay hattı üzerinde bulunan kentlerimiz. Şimdi ailesel dönem depremlerine baktığımızda ülkemizdeki büyük depremler gördüğünüz gibi bu kırmızıyla gösterilen yerlerde. Ama bu şu demek değil. Ülkemizde büyük depremler burada oluyor. Küçük depremler burada oluyor. Hayır bakın burada da büyük bir deprem yaşandı. Maraş'ta, Adana'da, Antep'te, Adıyaman'da, Malatya'da. Urfa'da, Osmaniye'de, Kilis'te, Diyarbakır'da yani bu 10 ilimizde çok büyük bir deprem yaşanabildi ülkemizde cumhuriyet sonrası Türkiye'de meydana gelen bazı büyük depremlere baktığımızda bakın şiddeti 7.2, 7.9, 7 büyüklüğünde birçok deprem zaten öncelerde de yaşanmış. Yani Erzincan'da, Tokat'ta, Bolu'da yaşanmış. Bakın 1944'te Bolu'da bir deprem yaşanıyor ve aynı depremin benzeri yakın bir zamanda Düzce'de bir daha yaşandı. Düzce yeni il olmuş bir kentimiz. 1999'da da yaşandı. Dolayısıyla bu fay hattı üzerinde yer alan kentlerimiz mutlaka deprem konusunda bilinçli olması gerekiyor arkadaşlar. Şu da çok önemli. Ülkemize mesela en fazla görülen doğal afet heyelan. Bakın yüzde 45 oranında heyelan görülüyor. Yani toprak kayması. Ama afet zede sayısına göre afet türlerinin orana baktığımızda yani vefat eden insan sayısına baktığımızda deprem en güçlüsü. Deprem yüzde 18 oranında oluyor ama vefat oranında yüzde 55 ülkemizi etkileyen bir doğal afet. Dolayısıyla deprem konusunda bilinç olacağız arkadaşlar. Deprem sırasında ne yapmamız gerektiğini ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini diğer videomuzda sizlerle afet eğitimi dersine paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Doğal afetler konusunda eğitim videolarımız devam edecek arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.